konuşurken hep sorry, thank you veya I don't understand gibi kalıpları tekrar ve tekrar kullanmak canını mı sıkıyor? Bu videoda daha etkili bir şekilde kendini ifade etmeni sağlayacak ve farklı durumlarda kullanabileceğin birkaç harika kalıbı sana göstereceğim. Kalıpları 4 başlık altında inceleyeceğiz ve video bittiğinde bu kalıpları kullanmaya hazır olacaksın. Başlayalım. İlk kategorimiz olan teşekkür, gözlem ve rahatlamak başlığımıza bakalım. Burada hemen hemen her günlük durumda kullanabileceğin 6 samimi kalıp var. İlk kalıp I can tell. Bunu gördüğünde söyleyebilirim gibi bir anlama gelmiş olduğunu düşünebilirsin. Ama tell kelimesinin değişik bir anlamı daha var. Tell bir şeyi veya bir değişikliği fark etmek ya da değişikliği anlamak anlamında da kullanılır ve bu ifadenin anlamı da bu. O yüzden I can tell ifadesi görebiliyorum veya anladım demek. Mesela bir arkadaşınla karşılaştığını düşünelim ve görür görmez arkadaşının yorgun olduğunu anladın. Sen daha bir şey demeden o da sana I'm really tired dedi. Buna karşılık I can tell dersen yorgun olduğunu görebiliyorum demiş olursun. Günlük hayatta kullanabileceğin başka bir kalıp teşekkür etmek üzerine. Özellikle minnettarım şeklinde bir tepki vermek istersen ve thank you ifadesinin yeterli olmadığını hissedersen I appreciate it diyebilirsin. Mesela yağmurlu bir günde arkadaşın seni eve bırakmayı teklif edebilir. Bu durumda thank you, I appreciate it diyebilirsin. Bu ifadeyi biri sana bir iltifatta bulunduğunda da kullanabilirsin. Örneğin biri sana you're such a good listener yani çok iyi bir dinleyicisin derse thank you, I really appreciate it diyebilirsin. Günlük hayatta teşekkür ederken kullanabileceğim başka bir kalıp I owe you one ifadesi. Bu ifade bir tane de sana borcum var gibi bir anlama gelir. Diyelim birinden çok da kolay olmayan bir iyilik istedin ve iyilik istediğin kişi kabul etti. Thank you, I owe you one dersen Teşekkür ederim. Sana bir iyilik borcum var demiş olursun. Sıradaki kalıbımıza bakalım. That explains it. That explains it kalıbı bu durumu açıklıyor veya şimdi her şey çok daha açık demek. Özellikle birisi bir açıklama yaptıktan sonra durumu anladığında that explains it diyebilirsin. Diyelim çok çalışkan bir arkadaşın var ve her sınavdan yüksek puan alıyor. Ancak birlikte girdiğiniz bir sınavdan düşük puan aldığını gördün. Buna karşılık da merak edip, hey, you got a lower grade than you usually get. Is everything okay? diye sordun. O da sana, I'm sick and I couldn't study dedi. Buna karşılık that explains it dediğinde, şimdi anladım demiş oluyorsun. Birini rahatlatmak için kullanabileceğin başka bir ifade, things happen kalıbı. Bunu Türkçe konuşurken kullandığımız olur böyle şeyler ifadesine benzetebilirsin. Örneğin bir arkadaşın yaşadığı küçük bir kazadan sana bahsedince ona Things happen. Don't think too much about it diyebilirsin. Bu durumda olur böyle şeyler. Çok fazla kafana takma demiş olursun. Bu kategoride değinmek istediğim son kalıp, "So sorry to hear that" ifadesi. Bu kalıbı da üzücü bir haber aldığında kullanabilirsin. Kalıp, "Bunu duyduğuma üzüldüm" anlamına gelir. Mesela, "I just heard that my brother broke his arm, but he's okay." yani "Az önce kardeşimin kolunu kırdığını öğrendim ama durumu iyi." cümlesine karşılık So sorry to hear that dersen bunu duyduğuma üzüldüm demiş olursun. Sırada ikinci kategorimiz var. Anlayamamak ve fikir sormak. Eğer bir kişinin sana söylediğini tam olarak anlayamadıysan ve daha yavaş konuşmasını istiyorsan kullanabileceğin harika bir kalıp Sorry, I didn't quite catch that kalıbı. Bu ifade pardon, söylediklerini tam anlayamadım demek. Bu kalıbı kullandığında tam yakalayamadım dediğin için hem karşındaki kişiye anlamadığını hem de daha yavaş konuşmasını istediğini tek bir kalıpla belirtmiş oluyorsun. Sorry, I didn't quite catch that. Pardon, tam yakalayamadım. Sıradaki iki kalıp ise sunduğun bir fikir karşılığında geri bildirim istediğinde kullanabileceğin kalıplar ve günlük hayatta sıkça kullanılır. İlki, how does that sound kalıbı. How does that sound sorusu, bu kulağa nasıl geliyor gibi bir anlama gelir ve söylediğin şeylerle ilgili geri bildirim istediğini belirtir. Mesela birine, "I think we should go out and have some ice cream after dinner. How does that sound?" dediğinde, "Bence yemekten sonra çıkıp dondurma yemeliyiz. Nasıl bir fikir?" demiş oluyorsun. Buna benzeyen ve kullanabileceğin başka bir kalıp "What do you think?" sorusu. Bu soru "Ne düşünüyorsun?" demek ve yine fikrin için geri bildirim almak istediğinde kullanılır. Mesela I think we should go out and have some ice cream after dinner. What do you think? Hemen hemen aynı anlama gelir. Gelelim özellikle ana dili İngilizce olan insanların günlük hayatta çeşitli tepkiler vermek için kullandıkları birkaç ifadeye. Bu kategoride göstermek istediğim 3 ifade var. İlki there you go kalıbı. Bu kalıpla daha önce karşılaşmış olabilirsin. There you go, düşündüğün gibi gerçekleşen bir şeye veya başarıyla sonuçlanan bir sürece verilen bir tepki. Bunu ve işte oldu demeye benzetebilirsin. Mesela bir arkadaşın duvara resim asmayı deniyorsa ve birkaç deneme sonucunda başarılı olduysa there you go diyebilirsin. Bu durumda heh sonunda oldu gibi bir tepki vermiş olursun. Hemen birkaç örneğe bakalım. Bu klipte kahve yapan biri başarıyla süreci tamamlayınca ve işte oldu. Bir bardak kahve diyor. İzleyelim. <laughs> sugar too. Now there you go, an instant cup of coffee. Cheers. Sıradaki klibe bakalım. Bu klipte konuşan kişi videonun sonuna geldiğinde videonun başında tuttuğu sözleri yerine getirdiği için "There you go" diyor. Buradaki tepkiyi ve işte bu kadar demeye benzetebilirsin. İzleyelim. There you go. 11 ways to stimulate your brain for mental growth. Son örneğimizde ise yemek yapan bir şef başarılı bir tarif sonucunda ve işte bu kadar demek için "There you go" diyor. İzleyelim. It smells really good and there you go. Marinated shrimp. Sıradaki tepkimiz take your time kalıbı. Take your time, Türkçe konuşurken kullandığımız acele etme ifadesine benziyor. Eğer biri aceleyle bir iş yapıyorsa veya diyelim sorulan soruya bir karşılık verirken heyecanlandıysa take your time diyerek acele etmene gerek yok. Yavaş yavaş kendinden emin olarak ilerle diyebilirsin. Hemen birkaç klip inceleyelim ve nasıl kullanıldığını görelim. İlk klibimizde bir yoga eğitmeni acele etmememiz gerektiğini ve her hareketin tadını çıkarmamızı söylüyor. İzleyelim. Take your time. Enjoy each move as we press into the feet. İkinci klibimizdeki kişi bir süreçten bahsediyor ve bize en idealinin yavaşlamak olduğunu, acele etmememiz gerektiğini ve her şeyi doğru bir şekilde yaptığımızdan emin olmamız gerektiğini söylüyor. İzleyelim. The ideal is to slow down, take your time, make sure that you're doing it correctly, bu kategoride son olarak you sold me kalıbını göstermek istiyorum. Özellikle karşındaki kişi seni bir konuda ikna ediyorsa veya bir şeyi neden yapman gerektiğini iyi bir şekilde açıklayıp seni ikna ederse you sold me kalıbını kullanabilirsin. Bu kalıp tamam bunu bana sattın, artık ikna oldum anlamına gelir. Örneğin arkadaşın sana bir filmi neden izlemen gerektiğiyle ilgili detaylı bir açıklama yaptıysa ve sen de ikna olup filmi izlemeye karar verdiysen, okay you sold me diyebilirsin bu kalıp fikrini bana sattın gibi bir anlama gelir. Hemen bir klip izleyelim. Klipte bir kız harika bir kitaptan bahsediyor ve arkadaşı kitabı beğenip You Sold Me kalıbını kullanıyor. İzleyelim. Let's go to save her best friend and the people of the city that they live in from these monsters that adults can't see. And I just think it's like, Ooh. yeah, nice. pretty exciting. Like, you know. You sold me. Yeah. You yeah, sold me. <laughs> that sounds great. Gelelim son kategorimize. Bu kategorideki kalıpları günlük hayatta birçok farklı durumda kullanabilirsin ve bu kalıplarla karşılaşabilirsin. Bu ifadeler özellikle ana dili İngilizce olan kişiler tarafından sıkça kullanılır. İlk göstermek istediğim ifade in no time kalıbı. Sence bu kalıp ne anlama gelir? In no time. Eğer hiç zaman geçmeden veya çabucak dediysen doğru bildin. In no time çok hızlı veya hiç vakit kaybetmeden demek. Bunu sıfır zaman içinde gibi de düşünebilirsin. Mesela I will clean my room in no time cümlesi hemen odamı temizleyeceğim gibi bir anlama gelir. Ya da they will finish the project in no time cümlesi hemen ya da hiç vakit kaybetmeden projeyi bitirecekler demek. Hemen bir örneğe bakalım. Bu bilgilendirme videosu Niagara Falls ile ilgili ve bir otobüs veya taksinin seni bu konuma vakit kaybetmeden getirebileceğinden bahsediliyor. Vakit kaybetmeden anlamı da in no time kalıbıyla veriliyor. İzleyelim. Shuttle bus or taxi can drop you back at the falls in no time. Sıradaki kalıbımıza bakalım. Rip off. Bu kalıp günlük hayatta bir şeyin gerektiğinden daha pahalı olduğunu belirtir. Eğer İngilizce konuşurken bu fiyatlar kazık gibi bir cümle kurmak istersen bunu rip off'la yapabilirsin. Mesela the prices here are a rip off cümlesi buradaki fiyatlar kazık gibi bir anlama gelir. Bu ifadeyi bir fiil olarak da kullanabilirsin ve bu durumda bir phrasal verb oluyor. Mesela They rip off tourists here. Burada turistleri kazıklarlar demek. Veya the stores here will rip you off cümlesi. Buradaki dükkanlar seni kazıklar demek. Hemen gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Bu klipte konuşan kişi, çünkü seni bir kere kazıklayabilirim ama seni iki kere kazıklayamam diyor. İzleyelim. Because I can rip you off once, but I can't rip you off twice. Sıradaki günlük ifademize bakalım to freak out. Bu bir fiil ve çok heyecan, sinir veya stresten aşırı tepkiler vermek anlamına gelir. Kısaca bunu fıttırmak gibi düşünebilirsin. Mesela she saw the police and started to freak out cümlesi polisi gördü ve fıttırmaya başladı gibi bir anlama gelir. Ya da i need to tell you something but please don't freak out cümlesi sana bir şey söylemem lazım ama lütfen kendine hakim ol veya fıttırma gibi bir anlama gelir. Hemen gerçek hayattan bir örneğe bakalım. Burada konuşan kişi şöyle diyor. Yani yakıtın azalmışken fıttıramazsın. Gidip yeni kaynaklar edinirsin. Bunun için de So when your fuel is running low, you don't freak out. You go and get some more resources diyor. İzleyelim. So when your fuel is running low, you don't freak out. You go and get some more resources. Geldik son iki ifademize. Bunların ikisi de ana dil İngilizce olan kişiler tarafından sıkça kullanılır. İlki to miss the boat. Bu ifade gemiyi kaçırmak demek. Eğer bir şeyi zamanında yapmamışsan gemiyi kaçırmışsındır. Yani o gemi yola koyulmuştur ve artık o gemiye atlamanın bir yolu yoktur. Mesela bir yatırım için geç kalmışsan gemiyi kaçırmışsındır. Veya bir teklifi vaktinde değerlendirememişsen yine gemiyi kaçırmışsındır. Örneğin Bitcoin'in fiyatı son zamanlarda çok artmışsa ve sen almamışsan I missed the boat on buying Bitcoin dediğinde Bitcoin almak konusunda geç kaldım veya fırsatı kaçırdım demiş olursun videoda konuşan kişi dünya ekonomisini kaçırdıklarını ve hareket etmeye başlamaları gerektiğini belirtiyor. Bunun için de we missed the boat in the world economy. We've got to get going diyor. İzleyelim. Um, we missed the boat in the world economy. We've got to get going. Gelelim son kalıbımıza. To lose your touch. Bu ifade dokunuşunu kaybetmek anlamına gelir ve özellikle çok yetenekli olan ama artık o yeteneğin ve becerinin körelmeye başladığı kişiler için kullanılır. Örneğin he used to be an amazing fighter but he lost his touch cümlesi harika bir dövüşçüydü ama becerisini kaybetti demek. Ya da birine you've lost your touch dersen ona artık eskisi gibi değilsin o sihirli dokunuşunu veya becerini kaybettin demiş olursun. Bu arada günlük kalıplar serisinde gösterdiğim tüm kalıpları düzenli olarak bir dosyada topluyorum. Eğer gösterdiğim tüm kalıpları tek bir dosyadan düzenli bir şekilde takip etmek istersen hazırladığım dosyayı ücretsiz olarak indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşeye tıklayıp karşına çıkan sayfada e-post adresini girmen yeterli. Dosya hemen belirtmiş olduğun adrese gönderilecek. Evet artık günlük hayatta birçok durumda kullanabileceğin harika birkaç kalıp öğrendin. Eğer bu videoyu faydalı bulduysan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Böylece her yeni videodan haberin olacak. İzlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.